Herkese merhaba. Dünya dönüyor, günler geçiyor. Yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz kelimesini hiçbirimiz sevmiyoruz, değil mi? Acaba biz neden bunları yaşıyoruz? Evet, bugün hepinizin anlayacağı üzere konumuz yaşlanmak, yaşlanmayı durdurmak, daha genç kalmak, daha enerjik olmak. İçimizi iyileştirirken aynı zamanda dışımızı da iyileştirmeyi ve güzelleştirmeyi başarmak. Bugün bu konuları detaylı olarak sizlerle konuşacağız ve yanımda çok kıymetli bir arkadaşım olacak. Benim sınıf arkadaşım Ebru Sağlık bizlerle olacak. Çok iyi bir cildiye doktoru. O cildimize daha iyi nasıl bakım yapabiliriz? Daha genç nasıl görünebiliriz? Yaşlanmayı durdurabilir miyiz cilt yaşlanmasını? Ben de sizlerle iç organ yaşlanması, daha enerjik olmak ve daha iyi hissetmek üzere püf noktaları paylaşacağım. Hadi o zaman başlayalım. Biz geçiyoruz, siz de yerinizi alıyorsunuz. Yani yeme içmemiz o kadar etkiliyor ki Hipokrat yüzyıllar önce demiş ki yiyecekler ilacınız olsun demiş ve çok da doğru demiş. Hem prebiyotik hem antioksidan içeriğiyle çok sağlıklı. Evet, konumuz 7'den 77'ye herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çok genç olabilirsiniz ama bir gün ne yazık ki hepimizin başına gelen yer çekimi kuralları, zamanın geçmesi, yavaş yavaş yaşlanma kaçınılmaz oluyor. Çok kıymetli arkadaşım, benim sınıf arkadaşım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Ebru Sağlık, dermatoloji uzmanı bizlerle. Ebru'cum çok teşekkür ederim geldiğin için, vakit ayırdığın için. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok mersi Ayça'cığım. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Çok güzel, çok çok iyi gidiyor. Bir yandan işler için koşturuyoruz, bir yandan güzellik için koşturuyoruz. Aslında senin yaptığın işleri her zaman çok gıpta ediyorum. Genelde kadınlara yönelik iş yapıyorsun değil mi? Hiç erkekler de geliyor mu daha genç görünmek istiyorum tabii diye? Tabii, kadınlar gibi erkekler de bakım peşinde koşuyorlar artık. Peki Ebru, ben şunu merak ediyorum. Şimdi biz 20'li yaşlarımızdayken hiç buram sarktı mı, buram kırıştı mı, yaşlanıyor muyuz? Hiç böyle bir endişemiz olmuyor. Evet. 30'lu yaşlarda böyle hafif hafif acaba bize ne oluyor diye düşünmeye başlıyoruz. Ama yaş 40'ı geçince işte bu yaşlarda insan biraz daha paniğe kapılabiliyor. Ne yapmamız lazım? Yani neden biz bunları yaşıyoruz cilt olarak öncelikle? Evet sevgili Ayça, 20 yaşında biz ile 60 yaşında biz, biziz. Ruhumuz genç ama deride bir takım farklılıklar oluyor. Yaşlanma karışık bir süreç, karmaşık bir süreç. Hem iç hem dış faktörlerle yaşlanıyoruz. İç faktörler, genetik, hormonlar, metabolizma gibi bizim bünyemizi ilgilendiren faktörlerken, dış faktörler biraz daha çevremizle ilgili olan faktörler. Mesela maruz kaldığımız güneş ışınları, çevre kirliliği, sigara gibi bir takım faktörler. Şimdi yaşlanmanın iç tarafıyla ilgili püf noktaları ben birazdan paylaşacağım. İç taraf önemli ama dış taraf daha da önemli Ebru'cum. Şurada bir Barco Vizyon'da bir yaşlanma sürecimizi gösteren bir görsel var. Birlikte bakalım. Hadi gel. ...20 yaşında genç bir cilt. Oldukça sıkı, parlak, pürüzsüz, rengi eşit. Fakat 20 yaşındaki bir ciltte bile eğer çocukluktan itibaren yaz ve kış dikkatlice güneş koruyucu kullanmamışsa yaşlanma etkilerinin, ama güneşe bağlı yaşlanma etkilerinin %70 kadarını biriktirmiş olabilir 20 yaşındaki bir insan. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Evet, güneşte 20, evet. Ani yanıklara maruz kaldığımız zaman hücrede küçük kırıklar oluşuyor. Ve bazı bünyelerin tamir kapasitesi bunu tamamen yok edemiyor. Ve dolayısıyla biz fark etmeden 20 yaşına kadar oldukça büyük bir güneş hasarı biriktirmiş oluyoruz. Bu daha sonraki yaşlarda tamir biraz daha azaldığı zaman bize lekeler, kırışıklıklar, damarlanma artışı ve hatta daha ileri yaşlarda kötüye dönüşen, yani kanserleşen hücreler olarak geri dönebiliyor. O zaman güneşten korunma işini bizim genç yaşlardan itibaren başlamamız gerekiyordu. Evet, eğer bir anti-aging olarak alırsak güneşten korunmayı, çocuk yaştan itibaren ileri yaşlara yatırım yapmış şimdi olacak. Bizden biraz geçti gibi ama çocuklarımıza demek ki güneş kremi sürdürmeden dışarı çıkmayacağız. Ebru, burada elmalar var. İstersen elmaları da bunlarla bir birleştirelim. Tabii. Şöyle.
Şimdi 20 yaş. Evet, buradaki gerçekten bu anlattığımız sıralama için çok güzel bir örnekleme. Bu birincisi o zaman. Sanki böyle 20 yaş kırmızı parlak, sağlıklı, sıkı bir elma gibi. Biraz daha yaş ilerleyince peki ne oluyor? Biraz daha 30'lu yaşlara bakalım. Yavaş yavaş tamir kapasiteniz azalıyor. 25 yaşından sonra biraz azalma başlar deriz ya. Gerçekten de 30'lu yaşlarla beraber derinin tamirinde bir yavaşlama olmaya başlıyor. Deri tamirinde yavaşlama oldukça işte bu biriktirdiğiniz güneş hasarına bağlı güneş lekeleri, matlıklar, İşte yavaş şurada, yavaş böyle bakın güneş lekeleri yavaş çıkmış. Yavaş yerleşen mimik kırışıklar olmaya başlıyor. 30'lu yaşlarda bir de biliyorsunuz işte çocuk doğum ve ona bağlı hormonal değişiklikler, hatta yine senin branşına giren bütün bu metabolik değişiklikler de cildimizi etkiliyor. Ve biz ufak ufak dışta matlık, leke yanı sıra bir miktarda orta yüzde de boşalma görüyoruz. Çünkü derinin katmanları var. Dışarıda deri hücreleri, onun altında çeşitli yağ kompartmanları ve onun altında kemik doku. Bütün bu dokuların canlı ve tamirinin hızlı olması, bizim genç olduğumuz ve yavaşlayıp da bunlarda volüm kayıpları olması bizim yavaş yavaş yaşlandığımız anlamına geliyor. Evet, yani kıpkırmızı bir elmayken güneş ışığına maruz kalmak bir. İki, az önce söylediğim gibi sigaralar, toksinler, bunlar evet. Yavaş yavaş bizde böyle küçülen, değil mi? Evet. Sarkan, böyle noktalı bir cilt haline evet, dönüşüyor. Gerçekten doğru dedin, küçülen. Aşağı doğru inen ve dolayısıyla yukarıda diri ve sıkı bir ciltken aşağı doğru yavaş yavaş kendini bırakan bir hale dönüşmeye başlıyor. Peki Ebru'cum bize püf noktaları söyler misin? Ne yapmalıyız? Evet tabii bu yaşlara göre de birazcık bakımdan bahsetmekte fayda var. 20'li yaşlarda dedik ki güneş korucunuzu dikkatli kullanın. Belki buna biraz da gözeneklerde olmasın diye temiz bakmak, toniklemek gibi bir takım ufak tedbirleri de eklerseniz tamam. Ama 30'lu yaşlarda belki biraz daha deri hücrelerinin tamirini canlandıracak bir şeyler yapmaya başlamamız gerekiyor. 30 yaşında deri tamirine başlamak gerekiyor. Ne yapıyoruz? Evet, mesela ne yapabiliriz? Üst tabakada biriken matlaşan deri için bir takım peelingler yapılabilir. Bunlar agresif kimyasal peelingler olmak zorunda değil. Meyve asitli yüzeysel peelinglerle de derinin yüzeyindeki gözeneklerin küçülmesi, lekelerde biraz açılma, deri yenilenmesinin ve tamirinin hızlanması mümkün. Peeling yapacağız. Peki bu yüzey tabaka için. Peelingi hangi saatte yapacağız? Sabah mı yapacağız, akşam mı yapacağız? Sen ne önerirsin? Bunu hem evde yapabilirsiniz haftanın belli günlerinde doktorunuzun önerdiği bir takım ürünlerle. Hem de tıbbi bir takım peelingler var. Doktorunuzla görüşüp size uygun mudur diye konuşup mevsime göre de bir takım ayarlamalar yapıp bunu aslında bir tıbbi uygulama olarak da tercih edebilirsiniz. O zaman çünkü daha çok etki almak mümkün. Süpersin. Sonra? Sonra derinin biraz daha altına inelim. Şimdi yüzeyi toparladık diyelim ama altındaki hücrelerin de birazcık canlanması gerekiyor. Alttaki hücrelere vitamin desteği vermek. Hem içeriden senin tavsiye edeceğin yöntemlerle ama hem de yine bizim uygulayacağımız mezoterapi gibi çok küçük iğnelerle deriye vitamin vererek tamiri arttırmak mümkün. Bu vitaminler yine kişinin ihtiyacına göre seçilebilir. Lekesi olanlara lekeyle ilgili mezoterapiler, yaşlanma süreci çok hızlanmış olanlara mesela somon DNA gibi içerikler, nemsiz, kırışmaya başlayan ciltler için hyaluronik asit gibi içerikler mezoterapi olarak verilebilir. Yine deriye küçük enjeksiyonlarla yapılan bir de PRP dediğimiz bir yöntem var. Bu da kendi kanımızdan büyüme faktörlerini ayrıştırıp cilde küçük enjeksiyonlar şeklinde vermek. Bu çok tercih edilen bir yöntem. Çünkü hem etkili hem de kendinizden bir malzeme olduğu için çok güzel. Oldukça risksiz ve çok etkili bir anti-aging yöntem.
yaşlanmayı mezoterapi, peeling ve gerekirse PRP, doktor kontrolünde yapabiliyoruz. Evet. Peki bir de ben şunu merak ediyorum. Mesela botoks uygulamaları çok gündemde. Böyle dolgular yapılıyor. Ve bazen hani klinikte ben de hastalarımı görüyorum. Çok aşırı uygulamalar oluyor. Böyle hani duyguları ifade edemeyecek derecede donuk yüzler karşımıza çıkıyor. Ya bu konuda da çok dikkatli olmak gerekiyor değil mi? Bir şeyi yaparken bir tarafı yıkmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok çok haklısın. Bunlar şimdi, kullanmak gerekir mi, gerekmez mi? Hangi yaşta başlamak lazım? Şöyle anlatayım. Şimdi anti-aging'in en önemli uygulamalarından dolgu ve botokstan zaten ben de bahsetmek istiyordum. Sıra ona geliyor yavaş yavaş. Biraz tamir ettik. Bir takım başka problemlerimiz de var. Mesela dedik ki 30'lu yaşlarda yavaş yavaş mimik kırışıklar yerleşmeye başlıyor. Yavaş yavaş orta yüzde kayıplar başlıyor. Dudaklar yavaş yavaş içeri doğru girmeye başlıyor. Hele ki 40'lı yaşlara geldiğimiz zaman buna bir miktar hormonlardaki değişiklik de ekleniyor. Ufak ufak düşüşler başlıyor. Hele menopoz, değil mi? Tamir biraz daha azalıyor. 50'lerle birlikte işin içine menopoz da girmiş oluyor. Hem deri yüzeyinde hem biraz önce bahsettiğim gibi derinin altındaki yağ kompartmanlarda hem de kemikte kayıplar başlıyor. O zaman biz cildi nasıl görmeye başlıyoruz? Daha yerleşmiş mimik çizgiler, güneşe bağlı ince çizgiler, hatta metabolik problemi olanlarda bizim glikasyon dediğimiz şekerin kolajeni kırmasıyla oluşmuş yine ince çizgiler, yağ dokuda boşalmayla çöküklükler, kemikteki kayıplarla temporal boşluklar, elmacık kemiklerde kayıplar ve yüzün aşağı doğru sarkması. Bunlara da işte dolgu botoksla müdahale etmek gerekiyor. Ama bu ilaçları bilmeyenler olabilir. Biraz ondan bahsedelim. Botoks mimik kırışıkları durduran ve çok uzun, 25 seneden uzun süredir kozmetik amaçlı da kullanılan bir ilaç. Hani zehir midir diye soranlar oluyor biliyorsun. Evet, genelde korkuyorlar. Evet. Fakat botoks bu tip uygulamalarda kullandığımız çok etkili bir ilaç. Anti-aging uygulamaların bence olmazsa olmazlarından biridir. Mimikleri durdurup oradaki cildin tamir olması için ona fırsat tanır. Tabii ki doğal uygulanması gerekiyor. Hani her şeyin azı karar çoğu zarar gibi düşünebiliriz. Makul uygulanan botulinum toksin uygulamaları kişinin çok canlı ve gerçekten yılları geri sarmış gibi gözükmesini sağlar. Bir de dedik ki boşluklar oluşuyor. Aşağı doğru inmiş yağ dokular, kemik boşluklar oluşuyor. O zaman onları da bir takım dolgularla tamir etmek mümkün diyelim. Ama tabii bu illa şişireceğiz anlamına gelmiyor. Doldurduğumuz alanı sanki 5-10 yıl önceki halimizmiş gibi bir miktar rötuşlamak diye ben adlandırıyorum. Bu çok önemli bir sanat diye düşünüyorum Ebru. Yani gerçekten hani tıp bir bilgi ama bunu insana uygulayabilmek sanat. Geçenlerde bir vaka gördüm. Hani zayıflamak için bana başvurdu ama o kadar dolgu yapılmış ki acı çektiği bir olayı anlatıyordu hasta. Ben yani hiç mimik yok. Bakıyorum yüzüne ve birden ağlama başladı. Yani gülerken ağlama pozisyonuna kadar insanlar gelebiliyor. Yani burada bu sanatı gerçekten çok doğru uygulayan hekimlerin olması çok önemli değil mi? Evet işte gerçekten uygulanırken bir takım oranlara dikkat etmek. O kişinin anatomik özelliklerini dikkate almak, mimiklerini ifadesini çok değiştirmeden mümkün olduğunca kendi doğalında bir miktar işte tamirat yapmaya çalışmak bence önemli. Böyle yapıldığı takdirde zaten dışarıdan bakanlar da anlamaz. Evet. Hedef bu olmalı. Doğal görünen, kendi bakımlı, iyi haliniz gibi gözüken uygulamalar daha başarılı. Evet, bunlara çok dikkat edeceğiz. Bir de tabii dıştan ne kadar biz bunlara müdahale etsek de yıllar geçtikçe nasıl yüzümüzdeki buruşukluklar oluyor? İç organlarda da buruşmalar ortaya çıkıyor. Ve yediğimiz yiyeceklerdeki vitaminlerin, minerallerin, liflerin emilimi gençliğimizdeki gibi olmuyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra B12 emiliminde çok ciddi azalmalar ortaya çıkıyor ki bugün nörolojik sistemi en güzel onaran vitamin B12. Yıllık mutlaka bunun rutin kontrollerinin yapılması gerekiyor. Ama bizi klinikte en çabuk yaşlandıran şey ne biliyor musun Ebru? Senin dediğin güneş ışını, benim dediğimde insülin yani fazla kilo. Evet.
Biz bugün şunu biliyoruz. Bel çevresindeki her 5 santimlik artışta erkeklerde ortalama yaşam süresi %17. Yani şöyle söyleyeyim. Her 5 santimlik bel çevresi artışı erkeklerde %17, kadınlarda %13 daha çabuk ölüm riskini getiriyor. Evet, hormonlar ve metabolizma hem iç sağlığımız için önemli hem de biraz önce bahsettiğimiz gibi deri sağlığı için de önemli. Metabolizması bozuk olanlarda dermatolojik hastalıkların daha alevli seyrettiğini görürüz. Bir de biraz önce yine bahsettiğimiz gibi kolajende kırıklar oluşup daha çabuk bir yaşlanma sürecine giriyor bu hastalarımız. Evet, demek ki metabolik hastalıklardan korunmak da bizim cildimizin daha parlak olmasını sağlayabiliyor. O zaman hemen beslenmede uzak duracaklarımız, yakın duracaklarımız, seveceklerimiz, sevmeyeceklerimiz kısmına geçelim. Şimdi Ebru, metabolik olarak bizi gerçekten yeme içmemiz o kadar etkiliyor ki Hipokrat yüzyıllar önce demiş ki yiyecekler ilacınız olsun demiş ve çok da doğru demiş. Bugün başta kalp damar hastalıkları, diyabet, insülin direnci, obezite insan yaşamını kısaltan en önemli faktör. Ve yaşam üzerine yapılan, yaşam süresini uzatmak üzerine yapılan birçok araştırma var. Ve bugün biz şunu biliyoruz. Beslenme yetersizliği yapmayacak bir kalori kısıtlaması. Yani her besin grubundan alacaksınız ama miktarını az yiyeceksiniz. Bir canlının yaşamını uzatan en önemli parametre. Mesela bununla ilgili bir araştırma var. Bir su solucanı günde 4 yaprak yiyor, 20 gün yaşıyor. 7 yaprağı 2'ye indirdiğinde ömrü 80 güne çıkıyor. İnanılmaz. Ne kadar inanılmaz değil mi gerçekten? Evet. Mesela dünyanın en uzun yaşayan insanlarına bakın. 100 yaşında 150 kilo bir insan göremezsiniz. Ama 100 yaşında 50 kilo, 60 kilo binlerce insan görebiliriz. Evet. Yaşlanma sürecimizi durdurmak, daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha iyi yaşamak istiyorsak beslenmemize dikkat edeceğiz. Sofralarımızdan bazı şeyleri kaldıracağız. Mesela tuz. Ne yiyorsak o yüz demişler değil mi? Değil mi? Bu tuz ne yapıyor? Bizde işte tansiyon yapıyor, kalp damar hastalıkları yapıyor. Sizde de eminim hocam yüzüm gözüm şişiyor diyor hastalar ödem, geliyordur değil gerçekten, mi? Gerçekten tuz ödem tuttuğu için ciltte çok farklı değişikliklere sebep oluyor. Göz altlarının dolaşımını bozuyor. Yüzün daha şiş ve bir takım böyle mesela yastık izi dediğimiz izlerin çıkmasında asimetrik görünümlere, evet, asimetrik neden, görünümlere oluyor. Neden oluyor. Genç görünmek istiyorsak, hastalık sahibi olmak istemiyorsak tuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ya biz zaten tuz atmıyoruz hocam. Sofralarımıza da tuzluğu kaldırdık. Peki gizli tuzların farkında mıyız? Size burada gizli tuzları göstereceğim. Turşu bizim çok sevdiğimiz bir yiyecek aslında. Probiyotik dediğimiz vücutta bağışıklık sistemini arttıran en güzel bakterileri içeriyor bu. Metabolizmamızı çok güzel onarıyor ama turşu yediğiniz gün ekstra tuzlu hiçbir şey yememeniz gerekiyor. Mesela gizli tuz kaynağı olarak turşuyu gösterebiliriz. Yine zeytinler, evet, salçalar gördüğünüz gibi bunlar... Evet, sofralarımızın olmazsa olmazı ama... değil mi? Bir de mesela paketli ve uzun ömürlü yiyeceklerin içerisinde çok fazla tuz olabiliyor. Hı-hı. Cipslerin, bisküvilerin, hazır gıdaların. Bunları ne kadar hayatınızdan elimine ederseniz o kadar sağlıklı olma ihtimaliniz yüksek. Bir de mesela yakın duracağımız bazı yiyecekler var ki bunlar gerçekten vücuda ilaç gibi gelen yiyecekler. Nedir bunlar diye baktığımızda mesela yoğurt. Bu yoğurt maskeleri falan yapardım ben genç kızken. Öyle şeyler var yani mıdır bilmiyorum ama. Tabii laktik asit türevleri olduğu için aslında cilde faydalı. Çok faydalı değil mi? İç organlara da çok çok faydalı. Mesela yoğurdun içerisinde konjugalinoik asit dediğimiz bir asit var Ebru. Bu direkt bel çevresindeki yağlarla savaş yapan bir element şeklinde vücudumuza giriyor. İçerdiği probiyotikleri falan hiç saymıyorum. Evet. İyi bir protein, iyi bir karbonhidrat ve iyi bir yağ kaynağı. Yaşlanmak istemiyorsanız dünya mutfaklarına, Türk mutfağından girmiş bir mucize. Bizim mucizemiz yoğurdumuzu sofralarımızdan eksik etmiyoruz. İyi yağlar çok önemli. Yağ yemekten hepimiz korkuyoruz şişmanlamayalım diye ama bazı iyi yağları da mutlaka vücuda koymak gerekiyor. Tabii hücrenin zarı yağlardan oluştuğu için... Bizim o hücreyi tamir edebilmek için aslında antioksidanların yanı sıra yağlara ihtiyacımız var ama iyi yağlar. Onları da sen değil mi? Anlatırsın. İyi yağlar baktığımızda en iyi yağ olarak burada fındık, ceviz, badem, mesela avokado, onu alabilir misin? Tabii. Evet. Hatta birazdan sizinle avokadolu güzel bir tarifimizi paylaşacağız. Ebru'mla birlikte yapacağız bunu.
Bunlar iyi yağlar dediğimiz, doymamış yağ oranları oldukça düşük, vücudumuzu onaracak yağlar, ama bunda porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekiyor. 10 tane çiğ badem yediğimizde bir tatlı kaşığı kadar yağ yemiş oluyoruz. Hı-hı. Yani bunlar çok faydalı deyip avuç avuç yemeden bunları bir ilaç gibi düşünmemiz lazım. Ve günde 10 tane çiğ badem ya da 3 tane ceviz ya da 10 tane çiğ fındık ya da 1/4 bir avokado yediğiniz zaman vücudunuza ilaç gibi doğru yağ asidi almışsınız demektir. Bir de zaten yemeklerimize zeytinyağı kullanıyoruz. Bunları dikkat ediyoruz. Tabii ki kuru baklagiller, kuru fasulye, nohut, mercimek. İşte bunlar topraktan gelen mucizeler. Hem protein hem karbonhidrat. Evet, proteinsiz tamir olmaz. Yine hücre yıkımına karşı koymak için protein tüketimine dikkat etmek lazım. Çünkü ben bazen yanlış diyetlerle zayıflamış hastaları görüyorum. Birdenbire yüzlerinde çökme ile geliyorlar. Bu yanlış diyetlerin sonucu belki eksik protein aldıkları için elastik dokularında yıkım olmasıyla alakalı bir şey. Ve bunun geri dönüşü oluyor mu Ebru? İşte çok zor oluyor. O zaman daha fazla müdahaleye ihtiyaç duyuyorlar. Çok önemli gerçekten. Mesela geçenlerde bir vaka geldi. Hasta yaklaşık 40'lı yaşlarında ama görünüşü inanın 70 yaşında gibiydi. Bir diyet yapıyor. Hasta 100 kilodan çok kısa bir sürede, yaklaşık 6 ayda bir böyle 55'li kilolara iniyor. Bayağı ve bir kayıp. Hani gerçekten onun fotoğrafını çekip sana gönderebilirdim aslında. Evet. Hiç aklıma gelmedi ama yüz tamamen çökmüştü. Yani kırışıklıklar anormal evet. derecede artmıştı. Evet. Hasta 6 ay önceki ve 6 ay sonraki fotoğrafını gösterdiğinde hı-hı. bana neredeyse bir hani 30 yaş kadar ileri gitmişliği vardı. Tabii buradaki sorun sadece deri altındaki yağın erimesi değil. Aynı zamanda dediğim gibi tamir olamamakla ilgili, yetersiz gıda aldığı zaman hücrenin tamir potansiyeli kalmıyor. Kalmıyor. Ve hasta şöyle gelmişti: hocam ben tekrar 100 kilo olmak istiyorum. Ben bu fotoğrafıma geri dönmek istiyorum. Evet. Ben böyle bir zayıflama olsun istemiyorum. Eğer senin yardımınla doğru bir şekilde zayıflarsa, bizim yardımımızla da doğru bakımları yaparsa bunlarla tamam. karşılaşmayız. Bize yaşlanmak yok. Evet. Bir de özellikle mutfaklarımızın olmazsa olmazı, her yerde yazar ya doğal antibiyotikler, soğan ve sarımsak. Birçoğumuz hani ağız kokumuz olacak diye yemekten imtina ediyoruz ama evet. vücut için çok çok önemli. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren soğan ve sarımsak, bunları yiyin. Ama yedikten sonra Kıvanç'ın, kardeşimin bir önerisi var diş hekimi. Geçenlerde o da bize misafir olmuştu. Üzerine diyor maydanoz yiyebilirsiniz, hı-hı. karanfil çiğneyebilirsiniz. Hı-hı. Kokusu nedeniyle yememezlik yapmayalım. Hı-hı. Üzerine maydanoz çiğneyelim, karanfil çiğneyelim ama mutlaka yemeklerimizin yanında olsun. Bir de anti-aging'de, yaşlanma sürecinde vücuda en çok onaran yiyecekler neler? Hani bana öyle bir yiyecek söyle ki de. Olmazsa olmazdı. Ben şöyle sorayım istersen bu soruyu. Biz deriyi tamir etmek için biraz önce mezoterapiden bahsettik. Dedik ki biz deriye bazı vitaminler ve antioksidanlar veriyoruz. Biz bunu doğal yoldan hangi gıdalardan alırız? Hangi? C vitamini yüksek gıdalardan. Sen zaten C vitamini kapsayan evet. vitaminler de yapıyorsun. Evet. Bir kere bana da yapmıştı. Çok başarılı oluyor aramızda sır ama. Herkes soruyor ne kadar parlaksınız. Ebru'cum sağ olsun diyorum. Arada bir elini bir atıyor. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. Şimdi mor renk. Hangi gıdadan ziyade renkler üzerine durmak istiyorum. Yiyeceklere rengini veren renk pigmentleri var. Biz bunlara fitokimyasal diyoruz. Ve bunlar sayıları 2000'in üzerinde birbirinden farklı madde içeriyorlar. Senin elmaları ben burada şöyle bir kullanayım. Tabii. Mesela eskiden hasta bize sorardı. Hocam derdi, ben yeşil elma yemeyi seviyorum. Hep yeşil elma yesem olur mu derdi. Bize derdik ki olur, kalorisi aynı. Ama şimdi şunu biliyoruz, kırmızı elmanın besleyicilik oranıyla yeşil elmanın besleyicilik oranı aynı değil. Hı hı. Buna kırmızı rengini veren renk pigmentleri, buna yeşil rengi veren renk pigmentleri birbirinden farklı ve mümkün olduğu kadar çeşitliliği zengin bir beslenme yapmak lazım. Hı hı. Bir tane kırmızı elma yemektense mesela yarım kırmızı elma, yarım yeşil elma yemek daha sağlıklı. Hı hı. Renk grubu var. Kırmızı, sarı turuncu, yeşil, beyaz ve mor. Bu yiyeceklere sormuşlar. Demişler ki en yüksek antioksidan hangisinde? Mor demiş ki birinciliği ben alıyorum. Ve burada gördüğümüz gibi yaban mersini, mor lahana, mor soğan, mor üzüm. Bunların içerisinde resveratrol dediğimiz bir madde var ki bir kanser düşmanı. İki, bağışıklık onarıcısı. Üç, resveratrolün cilt üzerine etkileri. Çok iyi bir anti-aging takviye olarak kullanılabilir. Kullanılabilir değil mi?
Bunları da demek ki mutfağımızda kullanıyoruz. Şimdi gelelim tariflerimize. Size bugün Ebru ile birlikte iki tarif yapacağız. Ebru, mutfakların nasıl? Severim aslında zamanım oldukça mutfağa girmeyi. Ebru'nun da iki tane kızı var. Birbirinden güzel mi güzel, birbirinden tatlı mı tatlı, anneleri gibi. Ne yapıyorsun onlara? En çok sevdikleri şey ne? Ne isterlerse aslında. Daha ziyade pazar günleri tabii biz daha çok vakit bulabiliyoruz çalışmaktan arta kalan zamanlarda. Güzel bir öğle yemeği, yanına güzel bir salata. Bazen meyve salatası. Onların sevdiği şeylerden yapmaya çalışıyorum. Peki hazır gıdalar yapmıyoruz herhalde. Yok, anne tercih etmiyoruz. Eli değmiş şeyler. Tabii şimdi ki. Bugün mesela gençleştiren bir iksir tarifi verelim size. Bu iksir kelimesini ben seviyorum. Hep böyle mucizevi bir tarz yaratıyor gerçekten. Şimdi sebzeler mutfağımızda olmazsa olmazlarımız. Ve bu sebzeleri mesela şu sebzelerin hepsini alsak bir öğünde yeme şansımız var mı? Biraz yok. Zor. Değil mi? Bunların aslında şeker oranları oldukça düşük, kalori değerleri oldukça düşük ama besleyicilik değeri çok yüksek yiyecekler. Bunları katı sebze sıkacağından geçirerek sularını içtiğinizde lifini, vitaminini, mineralini bu kadar yiyeceğin bütün vücuda etkili faydalı kısmını alıyoruz. Kaloriyi düşürüyoruz, besleyicilik kısmını arttırıyoruz. Size bir mor iksir verelim. Bunun için... ıspanağımız, pazımız, dereotumuz, evinizde ne kadar yeşillik varsa hepsini koyabilirsiniz. Dereotu birazcık tadını ben çok sevmiyorum ama. Ben çok severim. Salatalarda kullanıyorum da bu içecekte evet. Pek hoş olmuyor. Ben bugün sizler için ıspanak, pazı, pancar ki çok önemli. Özellikle tansiyon dengeleyici etkisi var evet. Pancar suyunun. Yine mor renge geldik. Yine mor renge geldik. Nitrik oksit içeriyor, damar evet. Genişletiyor. Turuncu havucumuz. Evet, karotin içeriğiyle yine cilde de. Çok faydalı. Gözlere de faydalı. Zencefil. Zencefilimiz ve limonumuz. Ne oldu? Bak yine rengarenk bir sebze suyu sıkmayı başaracağız harika. Galiba değil mi? Hadi gel birlikte yapalım. Peki. Ben tutayım sen istersen. Şöyle ıspanakların. Turuncu havucumuzu koyduk. Yeşil pazımızı koyuyoruz içerisine. Ve mor pancarımızı attık. Şimdi şuradan bir çalıştıralım. Sonra geri kalanını ekleriz. Tamam. İlk kısmı tamam. Şimdi gelelim birazcık ıspanak koyalım. Sonra pancarlarımızı atalım. Ve bakın bu kadar malzemeden ancak bir bardak çıkabiliyor. Bir de ben mesela limonu kabuklarıyla atmayı çok seviyorum. Aa, çok evet. Güzel bir raiha veriyor. Evet. Şimdi siz evde hepsini yapabilirsiniz. Bakın yarısından ortaya çıkan içecek, içerik ancak bu kadar. Şöyle. Hatta şimdi ben bunu alacağım. Yerine de şunu koyayım. İşte rengi görüyor musunuz? Evet. Ne kadar güzel. Mor birinci. Günde bir bardak kadar taze sıkılmış sebze suyu içmek bağırsaklarımızı temizler, evet. Cildimizi gençleştirir. Haklısın. Hem prebiyotik almış olacağız hem de antioksidan almış olacağız. Dermatoloji uzmanı doktorumuz Ebru Sağlık da tavsiye ediyor. Ben de tavsiye ediyorum. Günde bir bardak bu şekilde taze sıkılmış sebze suları içmeye alışkanlık haline getirelim. Benim kıymetli arkadaşım. 20 yıl oldu mu Ebru? Oldu. Neredeyse. 1992'den 2017'lere. Çok çalışkandı. Hala çok çalışkan ve çok başarılı. Çok sevdiğim arkadaşım. Bugün beni kırmadın geldin. Değerli vaktini ayırdın. Ben de bilgilerini paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz yine sizlerle birlikte olacağız. Ebru'muza doyamadık. Bir dahaki programlarda gerek sivilceler gerek benler ne tür şikayetleriniz varsa Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Biz de size cevaplarınızı vereceğiz ve daha sağlıklı, daha iyi yaşamak üzere yine birlikte olmak üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.